Sevgili izleyiciler merhabalar. Akit TV'nin eğitim programından sesleniyoruz. Herkese selam olsun. Evet, hoş bulduk bulunduğunuz yerlere. Uzun zamandır her gün yayınlanan Akit TV'nin eğitim programında artık cumartesi günleri saat 15 itibariyle haftada bir araya geleceğiz. Ve baktığımız zaman üniversite heyecanında, kolejlerdeki atmosferi de sizlerle birlikte solumaya çalışacağız. Misafir olacağımız yerler var, stüdyoda ağırlayacağımız misafirler var. Ve baktığımızda takvim yaprakları hızla ilerliyor. Bir taraftan 2016-17 akademik yılı başlangıcı tarihi yaklaşıyor üniversiteler için. Evet, geçtiğimiz günlerde üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı ve adaylar bir koşturmadır gitti. Ve tanınan süreler vardı. Biliyorsunuz bunlar içerisinde yerleştirme puanları ve çok konuşuldu. Bir dalgalanmanın olduğu söylene geldi. Bunları geçtiğimiz programlarda konuştuk. Ama şimdi herkes yerini bulmuş durumda. Kayıtlar ard arda yapıldı. Doluluk oranları tartışma konusu olsa da üniversitede kalitenin artık ön plana çıktığı bir dönem geçiriliyor diyebiliriz. Evet, artık sayıları 200'ü aşmak üzere iken 15 üniversitenin kapatılmasıyla biraz aşağı çekilse de kalite konuşulması gereken en önemli konu. Belki de tercihlerde de öğrencilerin göz önünde bulundurulması gereken kıstaslardan birisi. Ve bu kıstası hakikaten dikkate alan öğrenciler kazandıkları üniversitelere de koşar adım efendim gidiyorlar. Evet, biz bugün bu yıl hakikaten derece yapmış birkaç öğrenciyi sizlerle tanıştırmak, buluşturmak istedik. Şöyle aradık, taradık. Aslında hepsini de aynı üniversitede bulduk dersek inanın öyle oldu. Az sonra bunlarla röportajlarımız olacak. Medipol Üniversitesi'ne misafir olacağız bugün kısmet olursa ve Sayın Rektörü Sabahattin Aydın Beyefendi bizi misafir edecek. Ardından başarının sadece ve sadece ezberle olmadığını, başarının efendim çalışarak da gerekli olduğunu konu alan röportajları gerçekleştireceğiz sizlerle. Sevgili izleyiciler, yayınımız devam ediyor ve gençler her zaman için başımızın tacı. Bu aralar özellikle sınav sonuçları açıklandıktan sonra biliyorsunuz bu programda biz birçok üniversitenin heyecanına ortak olduk. Ama bir üniversite var ki üzerinde efendim logosunda tabii ki geleceğe dönük birçok çizgiler var ama sloganında gençlik ifadesi baş tacı yine. Gençlik Hareketi 3. yılına girerken 2. yıldaki başarısıyla yine kamuoyunda yankı uyandırdı. %98'e varan bir efendim doluluk oranı. Evet, hangi üniversitede bu oran istenmiyor ki? Aslında doluluk oranının bir ölçüde zaman zaman yanıltıcı olduğunu söyleyebiliriz. Mesele doluluk oranından ziyade kaliteden geçiyor ve istekten geçiyor. Tercihte efendim istekli olmak kadar gittiği üniversitenin neler yapabileceğini bilmek, yani uzağı görmek, ufka açık olmak. Tabii burada akademik kadroların da önemi var. Sadece büyük şehirleri kazanmak, uluslararası diyalogları, anlaşmaları ya da ilişkileri olan bir üniversiteden öte hayatını kazanacağı ilk adımları bu üniversitede geçirmek. En az 2 yıl, en fazla 7-8 yıl sürebiliyor. Tabii bu işin gönüllüsü olanlar 14-15 yıl ya da son nefesine kadar akademik kariyer yapmak isteyenler için söylüyorum bu cümlemi. Üniversitede kalabiliyor. Demek ki doğru tercih ve doğru adresler. Evet, bu doğru adreslerden birisini tercih edenler, tabii sayılarını az sonra öğreneceğiz. Yavaş yavaş efendim kayıt süreçlerini doldurma heyecanında yaşadılar ve artık okulun ders zili demeyeceğim, açılış tarihini bekliyorlar. Çünkü artık akademik olarak baktığımızda üniversitelerin çok ayrı bir ortamı var. Gençlerimiz de bu ortamı solumaya başlıyorlar. Resmi olarak işlemlerini tamamladıktan sonra tabii ki. Evet,
İstanbul'dayız. İstanbul'un iki yakasını birleştiren Boğaz köprülerinden birisi. Fatih Sultan Mehmet'in Anadolu'ya açılan noktası Kavacık bölgesinde konumlanan ve Türkiye'de özellikle sağlık alanında efendim yaklaşık 100 küsür programıyla ve bölümüyle şu anda en popüler olan üniversitelerden birisindeyiz ve hem rektörü efendim sayın rektörü bizi misafir ediyor. Ayrıca artık bu üniversitenin yerlisi olacak. En az 4 yıl yerlisi olacak veyahut 6 yıl demem gerekiyor. Çünkü tıp fakültesi öğrencileriyle de konuşacağız. Öğrencilerle birlikteyiz. Heyecanlarına ortak olacağız ve Akit TV'de eğitim programında. Önceliğimiz tabii ki ev sahibine selam vermek olacak. Profesör Doktor Sabahattin Aydın hocamız, sayın rektörümüz merhaba. Merhaba efendim. Hoş bulduk diyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet, 12 fakültede binlerce öğrenci diyeceğim. Çünkü birdenbire büyüyen, hata yapmamak adına ben sayıyı telaffuz etmedim. Bu yılki kabul ettiğiniz öğrencilerle beraber ailemizin kaç bireyi oldu? Bu yılki öğrencilerimizle beraber 10 bini aşan bir nüfusumuz oldu, öğrenci nüfusumuz. Ancak biliyorsunuz esas iddialı olduğumuz ve hedeflediğimiz lisans eğitiminde 6 bin civarındayız. Evet hocam, gençlik hareketi dedik. Önceki yıl başlayan bir süreç ve tuttu da, yani mayası tutan güzel bir slogan oldu. Ama bu sloganın altını doldurmak gerekiyordu. Gençler güvenerek, inanarak Karadeniz'den Güneydoğu'suna, Doğu Anadolu'dan Ege'sine ve tabii ki şehir içinden gelenler de var. Hepsinin yüzü gülüyor, heyecanlılar, aileleri onlar kadar heyecanlı. Biz bu heyecanlardan birisine ortak olduk ve Türkiye'de dereceye girenler, ki bu derece ne 10 bin ne 500 vesaire değil, İlk sıralarda yer alan değerli kardeşlerimizin bu üniversiteyi tercih ettiğini gördük. Mühim olan galiba kaliteyi yakalayabilmek. Bu noktada nereden nereye geldiniz kısa süre içerisinde 6 yıllık bir geçmiş olarak? Tabii Medipol Üniversitesi'nin öncelikle büyük bir avantajı var, bilhassa sağlık alanında. Çünkü Medipol Üniversitesi kurucu olan güç 20 yılı aşkındır, hatta 25 yıldır bu ülkede sağlık hizmeti veren, başarılı bir şekilde sağlık hizmeti veren Medipol Sağlık Grubu. Açıkçası kurucu rektör olarak benim background'umda tamamen sağlık, hem sağlık yönetimi hem klinisyenlik hem ulusal hem uluslararası kuruluşlarda görev almış bir kişi olarak. Dolayısıyla Medipol Üniversitesi'nin en büyük başarısı, en iyi bildiği işi öncelikle yapmış olmasıdır. Tıpla başlamış olmasıdır. Genellikle yeni kurulan üniversitelerde dikkat ederseniz, devlet üniversiteleri dahil, diğer fakülteler başlar. Ancak belli bir kapasiteye, belli bir altyapı ulaştıktan sonra tıp fakültesine cesaret edilir ve açılır. Medipol Üniversitesi zaten var olan hazır altyapının üzerine kurulduğu için tıpla eğitime başladı. Ve tıbbın hemen yanında diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimlerinin diğer alanlarında hızlı bir şekilde eğitim bölümlerini açmış oldu. Kısa süre içinde, ilk 4 yıl içinde Türkiye'de yasal olarak tanımlanmış tüm sağlık mesleklerinde eğitim veren bir üniversite haline geldik. Dolayısıyla herhangi bir sağlık mesleği yok ki Medipol'de eğitimi verip de piyasada sahada görev almış olmasın. Tabii en iyi bildiğimiz işle başlayıp bu başarıyı kısa sürede yakalayınca, önceki kurgumuz da zaten buydu, hızlı bir şekilde bu başarıdan elde ettiğimiz tecrübemizi diğer alanlara aktarmak istedik. Açıkçası çok kısa veciz ifadeyle söylemek gerekirse, önce sağlık herkese, önce sağlık diyerek başladık. İkinci adımımız hukuk herkese lazım diyerek hukuk fakültesini açtık. Tabii mühendislik de eksik olmamalı. Hemen arkasından tabii ki tıp klinik eğitimi de başarılı olmak, iddialı olmak gayet güzel ve önemli. Ancak biz mühendislikle tıbbı bir araya getirip Ar-Ge konusunda, tıbbın Ar-Ge konusunda da ciddi bir açılım yapmak arzu ettik. Bu açıdan da öncelikle tıpla eşleştirebildiğimiz, ilişkilendirebildiğimiz mühendisliklerden başlayarak mühendislik fakültesini açtık. Bu açtığımız fakülteleri sadece bir vakıf üniversitesinde açılmış belli ücretle okunan fakülteler gibi düşünmeyin. Medipol Üniversitesi'nin başarısının altında yatan faktörlerden biri de budur. Vakıf ruhuyla şu anda 10 lisans programımızda bütün öğrencilerimiz ücretsiz okumaktadır. Mühendislik fakültemizde de gerek elektrik elektronik mühendisliğinde gerek biyomedikal mühendislikte
Öğrencilerimiz tamamen burslu okumaktadır. Evet, vakıf ruhu dediniz, burayı atlamayalım. Önemli bir detayı paylaştılar Sayın Rektör. Tabii ki burası bir vakıf üniversitesi. Vakfından da söz etmeden olmaz. Evet, üniversitemizi kuran Türkiye Sağlık ve Eğitim Vakfı aslında Medipol Hastaneler Grubu tarafından desteklenen bir vakıf. Biraz önce söylediğim gibi 25 yılı bulan bir Türkiye'de hizmet ağı olan, ancak vakfın tarihi o kadar eski değil. Fakat onu destekçi kurumlar oldukça köklü kurumlar. Vakıf bir yandan sağlık politikaları konusunda yayıncılık yaparken, yayın yaparken bir yandan da başlangıçtaki sağlık temalı ama bugün için bütün üniversite yelpazesinde çok değişik alanlarda hizmet veren bir üniversitenin de bugün için sponsoru durumunda. Ayrıca da üniversitemizde okuyan öğrencilerimizden ekonomik güçlük çekenlere de burs veriyor. Toplam öğrenci sayımızı söylediniz. Oransal boyutta burs alan ister %25, %50 veya %100 şeklinde farklı. Tabii ki bunun yanı sıra yemek ve diğer ek burslara da dikkate aldığımızda oransal olarak öğrencilerin yüzde kaçı burslu? Şimdi biliyorsunuz zaten ÖSYM'nin kuralı gereği %10'u yasal olarak burslu olmak zorunda öğrencilerimizin. Ancak %50 burs, %25 burs, sözünü ettiğiniz diğer bursları eklediğimizde %50'den fazlası. Yani bunları tam bursa dönüştürdüğünüzde bu oranları %50'den fazlası öğrencimizin burslu okuyor. Evet, şimdi tabii ki başarı bir ölçü ama bu başarını da puanlandırmak gerekiyor. Öncelik kalite. Bu kıstası öne aldınız ve baktığımızda 6 yılın sonunda nereden nereye geliyorsunuz? Bir tıp fakültesinin öğrencilerini mezun ederken tıp alanında önceliği burası olan Türkiye'nin olmazsa olmaz o zirve noktasını yakalayan öğrenciler sizi tercih ediyor. Bir veli olarak değil, bir akademisyen olarak ne diyebilirsiniz? Onların belki de aileleri de yönlendirmiş olabilir. Az sonra röportajlarımızı yapacağız ama böyle bir tercihin sizin üzerinize yapılmasını işittiğiniz zaman hangi hisle efendim karşıladınız? Tabii açıkçası çok sürprizle karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Belki Türkiye birincisi, Türkiye dördüncüsü üniversitemizi tercih eder diye bir iddiada bulunamazdım ama her geçen gün daha yüksek puan alan, daha ön sırada olan öğrencilerimizin bizi tercih edeceği konusunda şüphe duymadım. Çünkü her geçen yıl üniversitemizin tanınırlığı arttıkça, üniversitemizdeki öğrencilerimiz dışarıyla temas kurdukça, yani bizim gönüllü elçilerimiz olarak öğrencilerimiz görev yaptıkça, trendin devamlı yükseldiğini fark ediyordum. Ancak başarılı olarak, özellikle dereceye girmiş olarak bu yıl üniversitemizi kazanan öğrencilerle ben de konuştuğumda, sizin gibi bir gazeteci olarak değil de kendi merakımı gidermek üzere konuştuğumda, bir arkadaşım, bir yakınının bu hastanelerimizden birinde çalıştığını ve başka bir alternatif yazmasına gönlünün razı olmadığını söyledi. Bu beni çok daha mutlu etti. Çünkü demek ki Medipol Üniversitesi'nin tercihi sadece eğitim öğrenci olarak değil, çalışan açısından da önemli bir kriter. Bu açıdan da çok mutlu oldum açıkçası. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi sadece üniversiteyi belli sayıda önde başarılı öğrencinin kazanması değildir hedefimiz. Evet, bugün için bu örneklerden dolayı çok mutluyuz. Ama bizim uzun vadeli hedefimiz taban puanların, yani üniversitemize en düşük puanına giren öğrencinin yüksek puanda olmasıdır. Ki eğitim seviyemiz sadece belli bir öğrenci grupları için değil, kümülatif olarak tüm üniversite için çok yüksek olsun. Açıkçası o konuda da şu anda 6 yıllık bir üniversiteyiz. Tıp fakültemiz 6 yıl eğitim olduğuna göre ilk mezunlarını verdi ve ilk mezunları verdiğimiz yılda vakıf üniversiteleri, bütün Türkiye'deki vakıf üniversiteleri sıralamasında taban puan olarak ilk 3 içindeyiz. En başlardan birindeyiz. Dolayısıyla gerçek başarı sadece bu yanımda bulunan değerli arkadaşlarım gibi dereceye girerek buralara girmek değil. Tabii ki onları tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Ayrıca çok mutluyum. Fakat taban puanı da olabildiğince yükseğe çekip kümülatif olarak tüm Medipol öğrencilerin, tüm Medipol ailesini başarılı kılmaktır. Hedefimiz de budur. Evet, sizin iş yoğunluğunuzu, mesai yoğunluğunuzu biliyoruz. Okul tatil gibi görünse de asıl efendim hazırlık adına gayretleriniz var. Bir iki dakikanızı daha alacağım izninizle. Tabii burada hedefler vardır. 2016-2017 dönemine başlangıç yapacaksınız Eylül ayıyla birlikte. Önceliğimiz ilk 3 adımda ne olacak onu merak ediyorum. Bir de efendim merkez kampüsümüzün bulunduğu Kavacık bölgesinde önemli bir inşaata imza atacaksınız. Burada ilerleyiş ve içerisinde neler olacak, bunu da merak etmiştim, sorayım.
Aslında ilk sorunuzla ikinci sorunuz birbiri içinde. Çünkü üç adımda düşünsek hedeflerimizi, en önemli adım bütün öğrencilerimizi arzu edecekleri, eğitim hayatı boyunca çok mutlu olacakları bir kampüse kavuşturmak. Tabii ki geçtiğimiz 6 yıllık mazi içinde Unkapanı'nda biliyorsunuz eğitime başladık. Kavacık'taki şu anda içinde bulunduğumuz Kuzey Kampüsümüzde devam ettik. Ancak bunlar hepsi öğrencilerimizin layık oldukları sosyal imkanları sunmaya yeterli olmayan alanlar. Bunun biz bilincindeyiz, farkındayız. Kavacık Güney Kampüsümüz ki üniversitemizin esas ana kampüsüdür. Şu anda inşaatlarımız orada sizin de ifade ettiğiniz gibi devam ediyor. Belki tamamlandığında Türkiye'deki vakıf üniversiteleri içinde en kapsamlı üniversite kampüsü olacak. Önümüzdeki ilk yılın hedefi, ilk hedefi Ekim başında yani 1,5-2 ay sonra tıp fakültesi başta olmak üzere eczacılık fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerimizi orada eğitime başlatmaktır. Yeni kampüsümüzde eğitime başlatmaktır. Dolayısıyla en kısa vadeli hedefimiz bu. Tabii ki kampüsümüz çok büyük bir inşaat. 2000 kişilik öğrenci yurdumuz var. O da tamamlanmak üzere. Teknopark inşaat henüz başlamadı. Araştırma laboratuvarları, araştırma merkezi inşaatı var. Kütüphane inşaatları var. Sosyal alanlar, kapalı spor salonları, kültür merkezi inşaatları var. Bunlar bir kısmı proje halinde, bir kısmının temeli atıldı. Dolayısıyla çok kapsamlı bir kampüs vaat eder hale geldik. Üniversitemiz açıldığı zaman şöyle bir kendimize slogan seçmiştik. Kent üniversitesinden üniversite kentine diye. Unkapanı'nda tek bir binada açıldığımızda bir kent üniversitesiydik. Evet, tarihi yarımadada İstanbul'un her yerinden tek vasayetle ulaşılabilecek çok kritik bir noktada açıldık. Bu açıdan gerçekten güzel bir nokta. Haliç kenarında biliyorsunuz. Evet. Ama her şeye rağmen tarihi İstanbul içinde bir kent üniversitesinden söz ediyorduk. Önümüzdeki yıldan itibaren artık bir üniversite kentine dönme hayalini yaşıyoruz. Bu hayalimizi de gerçekleştireceğimize şüphe etmiyorum açıkçası. Hedeflerimizin diğer hedefleri açısından eğitim kaynağıyla yani tamamen öğrencilerden alınan eğitim ücretleriyle bir üniversitenin çok başarılı olması mümkün görünmüyor. Eğitim dışı kaynaklar oluşturmak gerekiyor ki üniversiteye diğer kaynaklardan aldığınız birikimleri öğrenciye harcayasınız. Aksi takdirde tamamen velilerin üzerine, öğrencilerin üzerine yük bindirerek yapacağınız eğitim çok büyük atılımlar yapma şansı elde etmiyor. Bu açıdan üniversitemizin sağlık kuruluşları başta olmak üzere ki tıpta öne çıktığı için çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Evet. Ciddi olarak eğitim dışı gelir oluşturacak kaynaklara yönelmesi gerekiyor. Üçüncü ve en önemli hedefimiz ki bu hedefimizden şimdiden ilk etabında başarılı bir durumdayız. 2015 yılında TÜBİTAK istatistiklerine, ARDEP istatistiklerine göre vakıf üniversiteleri içinde en fazla proje kabul ettiren 5. sıradaki üniversiteyiz. Ki üzerimizdeki üniversiteler bizden çok daha kıdemli, uzun yıllar olmuş üniversiteler. Dolayısıyla üçüncü ve önemli hedefimiz ciddi olarak ARGE konusunda hem yatırım yapmak, sadece akademisyenlerimizde değil, öğrencilerimizin de içinde olduğu bir ARGE seferberliği başlatmak. Evet, biz sizi bu kadar yorduk ama artık dersler için yorulacak olan, aday demeyeceğim, sizden birileri olan yeni öğrencilerinize bir merhaba diyelim. Medipol ailesinin onlarda bir ferdi. Evet, sizi biz uğurlayalım Sayın Rektörüm. Hatta en başarılı öğrenciler de buraya alacağız. Diğer öğrencilerin yanına ve biz sohbetimize devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet, Sayın Rektörümüzü uğurluyoruz ve diğer efendim öğrencilerle diyeceğim artık. Çünkü kayıtlarını yaptıran öğrenciler artık Eylül ayından itibaren bizlerle birlikte olacak. Başarılı olan iki diğer arkadaşımız da az sonra yanımızda olacaklar. Ama biz üç öğrenciyi bir tanıyalım. Hangi yönleriyle öne çıkmışlar? Bir hanımefendiyle başlayacağız tabii. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. İsminizi? Adım Güldeste Beker. Kayseri'den geliyorum. Kayseri Fen Lisesi'nden Özel Tekten Fen Lisesi'ne geçmiştim. Oradan mezun oldum. Bu sene Medipol Tıp Fakültesini tercih ettim.
Tercihlerde tabii bilinçli bir süreç yaşadığınızı söyleyebilirsiniz tahminim. Tabii ki öyle. Yani aslında İstanbul'a ilk geldiğimde aklımda tıp fakültesi yoktu. Galatasaray Hukuk Fakültesi veya Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği arasında tercih yapmak için gelmiştim. Şans eseri Medipol'ü de gezmek için buraya geldiğimde aslında olmak istediğim her şeyin Medipol'de olduğunu gördüm. Tabii şimdi genel olarak vakıf üniversitelerinin tümü en iyisi biziz diye bir tanıtım sürecinden geçtiler. O süreci takip ederken A olabilir, B olabilir, C olabilir ismim. Size göre öncelikli kıstaslar nelerdi? Şimdi özellikle tıp fakültesi tercih etmek istiyorsanız değil de ben bilim insanı olmak istiyorsanız nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Ben hiçbir zaman başarılı bir doktor olmak istemedim. Kesinlikle başarılı bir akademisyen, başarılı bir bilim insanı olmak istedim. Medipol Üniversitesi daha çok tıp doktoru değil de bilim doktoru yetiştirmek için kurulmuş bir üniversite. O yüzden araştırmalarımı yaparken bana akademik çalışma imkanı sağlayabilecek laboratuvar ortamı gelişmiş. Belki Remer gibi bir daha bulamayacağımız bir araştırma merkezine sahip, laboratuvarlarıyla tanınmış, akademik kadrosu gelişmiş bir okul seçmek önemliydi. Bir vakıf üniversitesini veya herhangi bir üniversiteyi üniversite yapan ve başarılı kılan en önemli şey akademik kadrosudur. Ve onun dışında gösterdiği başarılar öğrencilere sunduğu imkanlardır. Benim gibi bilim insanı olmak isteyen, bir şeyler keşfetmek isteyen, ileride belki bir hastalığa çözüm bulmak isteyen, sürekli araştırma yapmak isteyen... Mesela neyi araştırmak istersiniz? Ben sinir biliminde neuroscience'da uzmanlaşmak istiyorum. Daha çok akrabalarımdan da gördüğüm MS ve Alzheimer hastalıkları birçok insan için büyük bir sıkıntı. Ben bunların çözümlerine yönelik çalışmalar yapmak ve birçok insana faydalı olmak istiyorum. İleride gözlerimi hayata kapattığım zaman arkamdan iyi bir insan olarak bahsetmelerini ve gerçekten başarılı bir insan olarak benden söz etmelerini istiyorum. Sadece insanlara faydalı olmak istiyorum. Bu yüzden araştırma yapmak ve ömrümü bununla geçirmek, ömrümü buna adamak istiyorum. Evet, biraz soluklandıralım. Yer değiştirseniz mümkünse hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ben Muhammed Talha Gündüz. Özel Rahim Batı Fen Lisesi'nden mezunum. Malatya'dan geldik buraya arkadaşlarımla beraber. Mesleği seçerken önceliğiniz neydi? Üniversiteden önce meslek mi seçtiniz? Üniversiteye göre mi mesleği belirlediniz? Ben 2 senedir tıp okuyacağımı kesin kararlaştırdım. Ondan sonra bazı tanıdık doktorların yardımıyla da yönlendirmesiyle de Medipol'ü tanıma fırsatı buldum. Ve aklımda hiçbir kuşku yoktu Medipol. İlk sırada mı yazmıştınız? İlk sırada yazdım. Hem Remer gibi bir araştırma merkezi olsun, hem de yurt dışı olanaklar olsun, akademik kadrosu olsun, bize verecekleri imkanlar olsun. Yani Türkiye'nin en iyi, en uygun üniversitesi bana. İnternet üzerinden bir araştırma yaparak mı ilerlediniz? Çünkü Anadolu'dan gelen öğrencilerde üniversiteyi görme şansı olamayabiliyor imkanlar çerçevesinde düşündüğümüzde. Dijital ortam, internet ortamı galiba rol oynuyor değil mi tanıtım dönemi? Tabii çok etkili. Şimdi internetten üniversitelerin kataloglarını falan araştırdık. Ondan sonra tercih döneminde buraya gelip görmek istedim. Zaten kafama yatmıştı. Görünce daha da bir bağlandım. Yani ama internet bayağı etkili oluyor yani üniversitede. Ailenin tepkisi ne oldu bu süreçte? Ailem bana destek verdi Medipol için. Yani hedefimi koymam onlar da bayağı sevindirdi. Medipol'e geldiğim için gayet mutluyum yani. Ve diğer kardeşimiz. Hoş geldin İstanbul'a. Hoş bulduk. Siz de mi İstanbul dışında? Evet, ben de Malatya'dan geldim. İnşallah. Biz zaten beraber arkadaşız 13 yıldırlı. İlkokuldan beri tavla arkadaşımız. Burada da sınıf arkadaş olacaksınız. Burada da sınıf arkadaşı olarak geldik. Bilim olarak ne seçeceksiniz? Uluslararası Tıp Fakültesindeyiz. Neuroscience'da ben de diğer arkadaşımız gibi uzmanlaşmak istiyorum. Heyecandan adı da söyleyeyim. Adım Muhammed Musab Güzel. 73. olarak geldim. Malatya. Maşallah. Malatya'dan katılıyoruz. Yani siz sorun ben cevaplayayım. 73. olmak ayrı bir belki de gurur kaynağıdır ailen için. Öyle bir hedef belirlemiş miydin ilk yüzde yer alacağım şeklinde, yoksa Allah rast getirip de o noktaya mı geldin? 10. sınıfta ilk yüze girme gibi bir hedefim vardı zaten. Ama bunu pek gerçekleştireceğimi düşünmüyordum. Hani süzülerek mi geldin bu noktaya? Hayır, genel olarak düzenli çalışarak geldim diyebilirim. Çok çalışmaktan çok düzenli çalışmanın insana getireceği faydaya daha faydalı. Bunlara göre test çoğu kez
çözerek bir şeyleri öğrenirim düşüncesinde olanlar var. Ama konu anlatımını çalışanların bu son birkaç sınavda daha başarılı olduğu sonucu doğdu. Evet, kesinlikle öyle. Çünkü ÖSYM tamamen mantığı değiştirdi. İşlemden çok sözel olarak, konu olarak bu insan bu konuyu anlamış mı? Çözmekten çok bu konuyu anlamış mı? Ona bakıyorlar. Biz de bunu düşünerek çalıştık. Mesela örnek verecek olursam fizikte artık 30 sorudan neredeyse işlem sorusu çok çok az bir şekilde. Hı hı. Genellikle fizik olmasına rağmen sürekli ezber tarzda konu ders kitabında günlük hayata ilişkilendirilebilecek evet. konulardan soru soruyorlar. Biz de bunu düşünerek çalışmıştık, hazırlanmıştık. Peki şimdi ne yapalım? Belki de ilk kez bir televizyon kanalında mikrofon ele alacaksın ve direkt kameraya hitap edeceksin. 2-3 ay sonra adaylar. Hangi üniversiteyi tercih edecek olurlarsa olsunlar ya da bölümü, programa. Onlara hitap etmeni istiyorum. Kolay değil. 73. olmaktan söz ediyorsun. 2.250.000 adayın ya da aday adayının müracaat ettiği bir sınavdan kalkıyorsunuz. Maşallah denebilecek bir derece alıyorsunuz. Ve böyle bir üniversiteyi kazanıyorsunuz. Tebrik etmek gerekiyor fazlasıyla. En fazla siz sevindiniz. Ardından aileniz ve tabii ki bu üniversiteyi tercih etmenizden dolayı üniversite yönetimi size böyle güzel bir program düzenledi. Kamuoyuna da sunmuş oldu. Buradan fırsat bulmuşken işte kamera karşında. Mikrofonu da vereceğim. Direkt kameraya bakarak aday öğrencilere hitap etmenizi rica ediyorum. Özellikle tavsiyeleri neler olacak? Nasıl ders çalışsınlar? Sınava nasıl hazırlıklı olsunlar? Buyurun. Öncelikle çok fazla stres yapmasınlar. 11. sınıfın başından itibaren ben çalışmaya başladım. Çok çalışmaktan çok düzenli çalışmaya önem versinler. Çünkü çok çalışarak bir yerlere gelemezsiniz. Bir konuyu anlayarak, öğrenerek az bir saatte ama düzenli bir şekilde her gün sosyal aktivitelerinizi de yaparak çalışabilirsiniz. Bunları yaptığınız takdirde zaten emin olun ki belli bir süre sonra yüksek yerlere geldiğinizi fark edeceksiniz. Onun dışında özellikle üniversite sınavlarına hazırlanırken genel olarak ABC kaynakları yerine ders kitaplarına, milli eğitim kitaplarına yönelmelerini tavsiye ederim ben. Çünkü artık tamamen milli eğitim kitaplarından sorular çıkıyorlar. Ben de buna yönelik bir şekilde milli eğitim kitaplarına hazırlanarak çalıştım. Belki yani çok klişe olacak ama çok çalışmadık, düzenli çalıştık. Tekrar söylüyorum aday öğrencilerine düzenli çalışsınlar. Her gün ama her gün kesinlikle aksatmadan düzenli bir şekilde çalışarak başarıya ulaşabileceklerine inanıyorum. Evet, başarı çalışmakla elde ediliyor. Böyle sağı solu tanımakla değil. Türkiye'de maalesef öyle ucuz yollu ilerlemeye çalışmak artık geçmişte kaldı. Bunun hangi mesajı vermek istediğimi çoğunuz anlamışsınızdır. Artık soruların çalındığı veya beleşten diyeceğim halk deyimiyle böyle derecelerin alındığı dönemler geride kaldı. İşte başarılar ortada. Ve baktığımız zaman bundan sonra gayret edenler kazanacak. Tabii sosyal ilişkiler de önemli. Burada tıp fakültesinde baktığımızda Türkiye'de doktor açığının kapatılması adına devasa yatırımlar yapıyor üniversiteler. Bunları da desteklemek gerekiyor. Vakıfları da, devletin de efendim mutlaka desteklenmesi gereken bazı konular var. Ama üniversiteler özellikle desteklenmeli diyoruz. Öğrencilerin böyle bir heyecanını yaşarken onları hayatı zehretmeden efendim 6 yıl geçirtirecek imkanlar sunmak belki de şimdiden sunulan en büyük ödüldür diye düşünüyorum. Evet, az önce Sayın Rektörümüz Sabahattin Aydın Bey açıklamalarda bulunmuştu. Ardından o dedim ya çakmak çakmak gözleri, öğrenciler o kadar heyecanlıydı ki biz de o heyecana ortak olduk. Medipol Üniversitesi'ndeki heyecanın dorukta olduğu bir atmosferdeyiz. Yarın öbür gün bu sıralarda efendim hakikaten hem başarılarıyla gurur duyulacak, daha da ötesi başarıları tekrar Türkiye adına imzalarıyla onurlandıracak olan İki değerli kardeşimiz ve bu üniversitede LYS Türkiye birincisi olarak tercihini yapan, ayrıca Türkiye ikincisi olan iki kardeşimizle birlikteyiz. İsimlerini kendilerinden anons etmesini isteyeceğim, alanlarıyla birlikte örnek olacak çalışmalar inşallah burada imza atarlar ama bunun öncesinde aday olan öğrencilere de örnek olmalarını istiyoruz. Bu vesileyle öncelikli olarak tanışalım. Önce sağımdaki arkadaş. Merhaba. Merhabalar. Ben İbrahim Ethem amca. Malatyalıyım. Malatya Fen Lisesi mezunuyum. Uluslararası Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Uluslararası Tıp Fakültesi'ne yerleştiğim puan türünde de Türkiye birincisi oldum. Kaç puan oldunuz? 559 puan aldım. Maşallah. Teşekkür ederim. Sağ ol.
560 puan yok mu Türkiye'de şu anda? Yani ben birinci olduğuma göre yani. Oradan başlayalım. Evet, hemen diğer arkadaşımıza. Adım Ömer Faruk Sevim, İzmir Bornova Koleji'nden geliyorum. MF1 ve MF4 puan türünde ikinci, MF2 ve MF3 puan türünde dördüncü oldum. Tıp fakültesi tercih? Evet, Uluslararası Tıp Fakültesi, Medipol Uluslararası Tıp Fakültesi'ni tercih ettim. Tercihin çocukluktan beri ben doktor olacağım şeklinde mi oldu? Derler ya çocuklara, büyüyünce ne olacaksın? Adın ne? İkinci soru, büyüyünce ne olacaksın? O zamandan mı başlamıştı? Yani çocukluktan böyle bilinçaltına hafiften bir tıp girmesi olayı oldu. Ama daha çok bu tercih döneminde mühendislik ve tıp arasında kaldım. Daha sonra değişik faktörleri göz önüne alarak tıpı tercih ettim. Evet, tercih işte öncelik bu olmalı ama isabetli tercihte ayrı bir değer katıyor efendim. Hem mesleki kariyer açısından hem de hayatın diğer sosyal boyutları yönüyle. Değil mi öyle? Kesinlikle öyle. Ben de mesela asla tıp doktoru olmayı düşünmemiştim. Gördüğümüz gibi önümüzde tıp kitapları var. Bu kitaplardan olduğum olası çok korkmuşumdur. Ve bunları ezberleyip klasik bir doktor olmayı istemediğimden dolayı mühendislik fakültesine kafam daha çok oraya yatmıştım. Ve 15 gün öncesine kadar mühendis olmayı düşünüyordum. Evet, 15 gün öncesine kadar. Ne oldu bu kararda etki? Evet. Yani böyle tıbba dönüş aslında alanlar belki birbirini tamamlıyorlar evet. Ama biraz uzak. Biraz zor. Evet. Şimdi ülkemizde klinik doktorluğu yetiştirme konusunda gerçekten çok başarılı. Dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesiyiz. Ama araştırma doktoru olarak ülkemiz yeterli seviyede değil maalesef. Bunu kabul etmeliyiz. Ar-Ge olanakları olarak da yeterli seviyede değiliz. Ben bu yüzden mühendis olarak Ar-Ge olanaklarından faydalanarak ülkemizin belli bir noktaya gelmesine katkı sağlamak istiyordum. Bu yüzden mühendis olup araştırmaya yönelmek istiyordum. Bu yüzden asla tıp fakültesini araştırmamıştım. İstanbul'a geldiğimde vesile oldu. Tıp fakültelerine baktım. Şöyle bir göz gezdirdim. Sonra aslında bazı tıp fakültelerinin beklediğim gibi olmadığının farkına vardım. Nedir mesela? Eksik olarak bir öğrenci adayı olarak bunları en azından diğer öğrenci adaylarımızla da paylaşalım. Mesela tıp fakültelerimizde dediğim gibi Ar-Ge olanakları çok kısıtlı. Ama ben Medipol Uluslararası Tıp Fakültesi'ne geldiğimde şunu gördüm. İnsanlar beni gerçekten araştırmacı doktor olabileceğime ikna ettiler. Ve bu konuda genel olarak hastalara bakmaktan çok hastalığa çözüm bulabileceğim beni inandırdılar. Bu yüzden benim de amacım bu araştırma ve Ar-Ge olanakları olduğundan dolayı ben de Medipol Uluslararası Tıp Fakültesi'ni tercih ettim. Ve fikrimi o kadar hızlı değiştirdim ve hemen buraya kaydımı yaptırdım. İnşallah hayırlısıyla İnşallah. Da 6 yılı geçireceksiniz. Ve tekrar dönelim. Başarıda kıstas iyi çalışmak dedik ama ne şekilde iyi çalışmak? Yani her öğrencinin durumu farklı oluyor. Bunu en iyisi kendisi biliyor. Hangi konularda eksik olduğunu, neye ihtiyacı olduğunu. Verimli şekilde çalışması gerekiyor. Bunun için hocalarının tavsiyesine uyması gerekiyor. Çünkü hocalar çok deneyimli oluyor. Bu süreçten değişiyor. Böyle 5-10 kere geçmiş hocalarınız bile olabiliyor. O konuda rehber hocalar yardımcı olur. Ama benim diyeceğim, her öğrenciye göre değişik çalışma biçimleri oluyor. Kimisine göre biri daha uygun oluyor, başkasına göre bir başkası daha uygun oluyor. Bunları denesinler. En çok verim aldıkları, zamanla böyle artık severek yapacakları, daha rahat, daha verimli çalışma stilini bulsunlar, bunun üzerinden gitsinler. İhtiyaçlarına göre, yani boşa vakit geçirmesinler, kendilerini kandırmasınlar. Zamanlarını ellerinden geldiğince değerlendirsinler, çalışsınlar. Bu benim görüşüm. Benim daha çok çalışmaya ihtiyacım vardı son sınıfta ve elimden geldiğince çalıştım. Arkadaşlarıma da kendi ihtiyaçları doğrultusunda ellerinden geleni yapmalarını tavsiye ederim. En çok ihtiyacı olduğu şeylere öncelik versinler, kendilerine uygun çalışma biçimlerini bulsunlar, rehber hocalarının tavsiyelerini dinlesinler ve kendilerini kandırmadan ellerinden geleni yapsınlar. Şimdi merak ettiğim bir konu var. Doktor olmak için çok çalışmak gerek diyorlar. Bir de çok masraflı bir branş diyorlar. Doğru mu? Kesinlikle bu araştırmacı doktor olma olana gerçekten çok fazla miktarda para gerektiriyor. Ama işte ülkemiz de artık bunun farkına vardığı için Ar-Ge olanaklarına gerçekten TÜBİTAK olarak fazla miktarda yatırım yapıyorlar. Bu yüzden öğrencilere bu imkanları çok iyi sağlıyorlar. Ülkemizin de zaten yapması gereken bu. Artık Ar-Ge yatırımlarını arttırıp ülkemizin de artık dünya devletleriyle yarışı duruma gelmesi lazım. Bu yüzden de devletimiz bu konuya gerçekten çok önem göstermeye başladı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii çok masraflı diyoruz ama okul hayatında da böyle masraflı olduğu konusunda da bilgiler var elimizde. Evet. Doğru mudur?
Böyle bir şeyi karşılayabilmek ailenin gücü yeter yetmez. Nasıl ilerleyeceksin? Şimdi öncelikle zaten maddi durumu yetersiz olan öğrenciler buraya geldiklerinde emin olsunlar yeterli burs imkanlarından faydalanacaklar. Başarılılarsa. Evet, yani başarı da burada bir kriter ama çeşitli vakıfların durumları da bu durumu etkileyecek. Ama insanların bence bunu biraz göze almaları gerekiyor. Çünkü İstanbul'da hayat şartları gerçekten Anadolu'ya göre biraz daha pahalı. Ama bu çok da fazla bir maddi yükümlülük gerektirmiyor. Ailenin ufak bir yardımıyla bu atlatılabilir. O kadar da gözle büyütmemek gerekiyor. Evet, yabancı dil önemli görülüyor. Evet. Bu tür bilimsel yönlü araştırmaların yapılacağı branştan söz ediyoruz. Şu anda önümüzdeki kitaplara bakıyorum. Kitap değil, adeta ansiklopedi, belki de bilimsel yönlü müdür? Mesela bu nedir? Bu bir anestezi kitabı. Textbook dediğimiz konuyu tamamıyla anlatan kitap. İngilizcenin öneminden bahsettiniz. Gerçekten araştırmaya yönelik bir kariyer yapacak insan için İngilizce çok önemli, özellikle tıbbi İngilizce. Ve çünkü yeni çıkan yayınların hepsi İngilizce olarak çıkıyor. Güncel olmak, hemen takip etmek için İngilizce çok önemli ve burada da hani bir yurt dışında hazırlık, dil eğitimi hem çok teorik ve pratik olarak faydalı bir eğitim oluyor. Sizde de altyapısı mevcut. Evet, yani benim tercih ettiğim bu üniversitede yurt dışına hazırlığa gönderme imkanları oluyor öğrencilerin başında. Gidecek misin bugün hemen? Evet, biz arkadaşlarla konuşup Amerika'da bir yere yurt dışına işte 8 aylığına dil öğrenmek için gideceğiz. Ne güzel, ne mutlu, işte hayaller ve gerçek. Gerçek karşınızda. Bir gerçek daha var. Şu kaç kilogram terazi olsa satarsam diyeceğim. Kaç tane bunun gibi kitap yutacaksın? Bunun gibi gerçekten çok fazla kitap yutmamız gerekecek ve gördüğünüz gibi kitaplarımızın %99'u İngilizce. Çünkü bilim İngilizce dilinde yapılıyor. Bu yüzden dil eğitimi çok önemli. Ülkemizde üniversitemizde de araştırmacı doktor yetiştirmek için bir program tasarlandığı için, dil eğitimine çok fazla önem verdiği için hazırlığımızı Amerika'da 8 ay boyunca gerçekleştireceğiz ve dil eğitimimizi orada gerçekleştireceğiz. Ve bu kitaplar artık bizim için biraz daha kolaylaşacak. Evet. Tabii bunları yutarken kiloya da dikkat diyeceğiz. Şimdi espri bir yana, ama tabii ki geleceğin bilim adamı olarak görüyoruz sizleri. Herkesinize de soracağım. Hep çalışmak çalışmak, ya bıktık uksandık biraz da sosyal hayat diye düşündüğünüzde karşınıza çıkan üniversitede bu sosyal hayatın var olduğunu gözlemleyebildiniz mi? Şimdi biliyorsunuz yeni bir kampüsümüz yapılıyor. O da bu sene hizmete girmeye başlayacak. Yeni yapılan kampüsümüz galiba en kapsamlı üniversite kampüsü olacak, vakıf üniversitesi olarak. Bu yönden spor tesisleri olarak gerçekten mükemmel bir kampüs olması planlanıyor. Ve bu kampüste gerçekten bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacağını düşünüyorum. Evet, siz ne diyorsunuz? Yani genelde tıp öğrencileri için sosyal hayat yoktur falan diyorlar ama bu müfredata göre değişiyor. Yani 1-2-3 sınıfta özellikle. Yani ilk sınıflarda boş vaktimiz oluyor. Burada arkadaşımın dediği gibi yeni kampüste sosyal imkanlar daha geniş olacak. Bizim zamanımıza ve bundan sonrasına da yetişecek, gittikçe daha iyi bir deneyim sunacak. Yani isteyen öğrenci için, sosyal aktiviteler için yine vakit var elbette. Bu öğrencinin isteyene kalmış ama böyle bir imkan sunuluyor. Sosyal imkan da olsa senin, ben sosyal imkanlardan yararlanmadan bu kitapların içinde boğulacağını düşünüyorum. Öyle bir izlenim edindin, doğru mu? Yani kişiye göre göreceli ama bence yeterli göre olur. Yani benim sosyal aktivitem de olur. Kimine göre olmayacak kadar, hani hiç denecek kadar az olabilir belki ama bana göre yeterlidir. Evet, hep esprili gittik. Teşekkür ediyorum. Hem gülümsedik hem gülümsettiniz. Ama kart vizitlerinizi ne zaman bastıracaksınız merak ediyorum. Şimdiden tanışalım. 600 tona gerekli olabilirsiniz. Alanlarınız konusunda net olarak belirlediniz mi? Ben neuroscience konusunda araştırma yapmak istiyorum. Nedir efendim? Neuroscience beyin bilimi diye kısaca anlatabiliriz Türkçesine. Yani beyindeki işte sinirsel iletim benim gerçekten çok fazla ilgimi çekiyor. Bu yüzden o konu üzerinde araştırma yapıp bu konuda beyin okuma yapacaksınız ama yani bir ilmi yönü. Yani bir telepati gibi değil aslında ama. Hayır, o anlamda söylemiyorum Türkçesi olarak. Yani beynin o gizemli dünyası değil mi? O aynen o şekilde ve beyinde gerçekten gizli kalmış çok fazla şey var. Açığa çıkarılmamış. Ya beynimizin %5'ini kullanıyormuşuz, doğru mu sizce? Yani bu biraz hurafe diyorlar bu konuda. Yani beynimizin büyük çoğunluğunu kullandığımız söyleniyor. Çünkü beynimiz çalışan bir organizma. Niye diğer tarafı uykuda kalsın ki? Çünkü dinleniyor. Yani düşünüyorsunuz mu? Bunun üzerine bir araştırma yapmak ister misiniz? Yani belki de
zaten arkadaşımın da benim de amacım ileride ülkemizi Aziz Sancar gibi Nobel olarak temsil etmek. Umarız. Güzel, çok söyledin. Aynen. Umarız belki Nobel'imizi bu dalda alırız inşallah. Evet. Bu konuda evet. Ne diyorsun? Yani kesin bir şey belirlediğim söylenemez ama ben de beyin üzerine çalışmayı düşünüyorum. Çünkü artık insanın çoğu organı neredeyse tamamen keşfedildiği gibi yapısı anlamda ama şu an gizemli olan beyin ve gelecekte yatırımlar beyin üzerine kayacak, yoğunlaşacak gibi ki şu anda beyin biraz daha popüler gözle olmaya başladı gibi. O yüzden beyni düşünüyorum ama eğitim sürecinde diğer dalları da öğrendikçe belki başka şeylere ilgim kayabilir, kanser olsun veya benzeri. Evet. Kesin değil ama büyük ihtimalle beyin üzerine çalışacağım. Evet, genç beyinler kendi beyinleri başta olmak üzere o kadar ileri noktada düşünüyorlar ki işte Türkiye birincisi ortada duruyorum, aman Allah diyorum, ne kadar başarılı öğrencilerin ortasındayım, yakınındayım ve üniversitesindeyim. Evet, sonlara doğru yaklaşırken diğer öğrencilerle de yaptığımız gibi şimdi ben mikrofonu iki değerli kardeşime bırakacağım. Birisi Malatya'dan gelen İbrahim Ethem Hamamcı kardeşimiz, diğeri de Türkiye ikincisi Ömer Faruk Sevim. Bakalım aday öğrencilere neler diyecekler. Mikrofonu bırakıyorum, kameraya bakıyorsun İbrahim'cim ve bakalım tavsiyelerini sıralıyorsun. Şimdi öncelikle arkadaşlara tavsiyem, bence başarının önündeki en büyük engel stres. Bu yüzden stresli olmamaya özen göstersinler. Ve çalışmayı bence 12. sınıfa bırakmamalılar. Ben çalışma stresimi genel olarak 11. sınıfta yaşadım. 12. sınıfım biraz daha rorantide geçti. Arkadaşlarımla beraber geçti, ailemle beraber geçti. Ve çalışırken bence genel olarak bir odaya kapanıp çalışmamalılar. Bir odaya kapanıp çalıştıkları zaman insanın üzerine gerçekten fazla miktarda yük biniyor. Ben çalışma olayını arkadaşlarımla beraber yaptım. Birbirimizi motive ederek, birbirimize eğlenerek, birbirimize ses olarak atarak yaptım. Ailenizi de asla unutmayın. Ailenizle de gerçekten çok vakit geçirin. Bence başarı bir bütündür. Yani başarıya ulaşmak için ailenin ve arkadaşların payı, çevrenin payı çok önemlidir. Aile de öğrenciye çok fazla baskı yapmamalı. Öğrencilerde şöyle bir psikoloji vardır. Öğrenciye çalış derseniz biraz çalışmaktan çekinir. Ama onu biraz daha rahat bıraktığınızda, bu durumun gerektiğini anlattığınızda, arkadaşlarıyla biraz daha vakit harcamasına izin verdiğinizde ve doğru insanlarla takılmasına, doğru insanlarla beraber olmasına özen gösterdiğinizde başarı size gelecektir. Teşekkürler. Evet, tavsiyeler yaşayanlar tarafından söyleniyor. Tecrübe. Uzman değiller ama yaşadılar. Bu tecrübelerini sizlerle paylaşıyorlar. Bu genç beyinler, değerli kardeşlerimiz. Ve bakalım diğer kardeşimiz ne diyecek? Ve Türkiye ikincisi Ömer Faruk Sevim. Buyurun. Evet, bence her öğrencinin durumu farklı. Ve bunu en iyi öğrencinin kendisi biliyor. Yani önünde belli bir zaman var. Kendi eksikleri var. Bunları en iyi kendisi biliyor. Ve bu yoldan defalarca geçmiş rehber öğretmenleri var. Öğretmenlerine kendini anlatmalılar, onun dediğine inanmalılar ve kendi durumuna göre elinden geleni yapmalılar. Mesela İbrahim arkadaşımla karşılaştırdığımda benim ilk 3 yılım o kadar da bilinçli geçmemiş diyebilirim. Çünkü 12. sınıfın başında ve yaz tatilini de katayım. Burada yaz tatilini de iyi değerlendirmelerini tavsiye ederim arkadaşlara hazır yeri gelmişken. Konu eksiğim biraz fazlaydı bence. Ve o yüzden ben böyle fazla sosyal aktivitelere vakit ayırıp stresi o gibi etkinliklerle dağıtmayı düşünmedim. Çünkü çalışmam gerekiyordu. Eksiğim fazlaydı. Benim yerimde olan öğrenciler, arkadaşlarıma da şunu tavsiye edebilirim. Hocalarınıza durumunuzu anlatın. Onlar deneyimlidir. Dediklerine inanın. Ve vaktinizi en verimli şekilde elinizden geleni yaparak değerlendirin. Burada kendinizi kandırmayın. Mesela bir örnek verecek olursak. Ben okuldan çıktığımda eve giderken otobüs veya benzeri bir taşıtla orada dinlenirdim. Eve gidince 10 dakika üstümü değiştirip çalışmaya başlardım. Bu gibi şeylerde eve gideyim, yarım saat, bir saat dinleneyim gibi, yani kendinizi kandırmayın. Ciddi anlamda elinizden geleni yapın. Çünkü başarı zeki olmaktansa çalışmaya bağlı bence. Burada insanı öne çıkaran onun çalışması, emeği. Emeğinin karşılığını alıyor insan. O yüzden çalışmanızı tavsiye ederim. Bu stres meselesine gelince de İnsanların, yani bizim hayattaki amacımız başarılı olmak değildir, mutlu olmaktır. Başarı ise bizi mutluluğa götüren yollardan biridir. Yani bu bir sınav sadece. Başka fırsatlar da çıkacak önünüze. Siz yeter ki seveceğiniz bir bölümü seçin. Sınavdan daha düşük bir puan alabilirsiniz. Bu önemli değil. Ama yeter ki elinizden geleni yapın. Bu psikolojiyle sınava gireceğiniz zaman, hani ben elimden geleni yaptım, çalıştım. Artık bunlar iyi de alsam, kötü de alsam,
Yani sonuçta elimden geleni yaptım ve bundan sonrasına bakacağım yine ben. Deyin, stres yapmayın boşuna. Bu sadece bir sınav. Sınav sonucu ne olursa olsun sevdiğiniz bölümde ondan sonra içinde bulunduğunuz koşulları yine yeni şekilde değerlendirip elinizden geleni yapın. İnanın mutlu olacaksınız. Bu sadece bir sınav. Stres yapmayın. Çalışın. Emeğinizin karşılığını alacaksınız. Evet, saatler, dakikalar ve bu yayının da sonuna geldiğimizi görüyoruz. Çok güzel bir ortamdı. Bugün farklı bir şeyler yapmaya gayret ettik. İstanbul Medipol Üniversitesi'nin en yeni öğrencileriyle birlikteydik. Kayıtlar tamamlandı ve ilerisi için umutlar daha da arttı. Baktığımız zaman artık önlerinde tarihleri belirlenmiş. Allah nasip ederse bir 6 yıl var. Tabii ki akademik kariyerleriyle birlikte yeni yıllarda eklenecektir. Her şey vatan için dedik ya şu son zamanlarda. Evet, işte vatanın hayırlı evlatlarından iki aday bizlerle birlikteydi. İnşallah şöyle 7-8 yıl sonra işte kartvizitim, bu üniversiteden mezun oldum. Bakalım şöyle inceleyelim diyebilirler. Efendim, herkesin sağlığa, sıhhate ihtiyacı var ve doktorlarımız eşliğinde de inşallah daha sağlıklı, mutlu günlere şöyle bir merhaba demenin mutluluğunu yaşarız. Biz bu vesileyle bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya inşallah daha hayırlı haberlerde ve güzelliklerle sizleri selamlamayı ümit ediyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.